Değerli izleyicilerimiz sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugün değerli kardeşim Doçen Doktor Mahmut Kelpetin ile birlikte rahmet elçisinin çocukluk ve gençlik dönemini konuşacağız. Geçen hafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi ile birlikte Medine'ye yaptıkları yolculuktan bahsetmiştik. Yolculuk dönüşünde Ebu Aköyünde Amine'nin vefatını ve Allah Resulü'nün Ümmü Eymen ile birlikte Mekke'ye dönüşünü konuşmuştuk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye döndükten sonra Mekke'de e, bir velayet sistemi var. Birçok çocuk erken bir zamanda babasını kaybedebiliyor. Annesini kaybedenler için baba hami olarak Vakil görevini mi? ifa etmeye devam ediyor. Çünkü Arap örfüne göre e, çocukların bakımı büyütülmesi, yetiştirilmesi öncelikli olarak, babanın sorumluluğu altında. Bu bakımdan annesi vefat ettiğinde babasının himayesinde çocuklar yaşamaya devam ediyorlar ama baba vefat ettiğinde çoğu zaman kadın iddet müddetini bekledikten sonra başka bir evlilik e, yapabiliyor. Bu durumda çocuklar babanın e, ailesinin himayesinde kalıyor. Burada çocukların bakımını üstlenmek ve sonraki dönemlere yetiştirmek üzere bir velayet mekanizması gelişmiştir ki bu İslam döneminde de varlığını devam ettirmiş. Hatta uzun dönemler, asırlar boyunca Müslümanların yetimleri bu velayet mekanizması altında hayata hazırlanmış. Himaye edilerek hayata hazırlanmış. Ayrıca bugün devletin kurmuş olduğu kurumlara benzer çocukların muhafaza edildiği, yetiştirildiği, yetiştirme yurtlarına ihtiyaç duyulmamış. Abdülmuttalip dedesi olarak zaten Allah Resulü'nün hamisi İydi. idi. Doğduğu andan itibaren. Doğduğu andan itibaren. Dolayısıyla annesinin vefatıyla birlikte o hamilik e, durumu devam etmişti. Bundan sonra takriben 577'den sonra Abdülmuttalip'in vefatına kadar iki yıl kadar onun himayesi altında kalmıştı. Abdülmuttalib'in hamiliğinin devam ettiği bu günleri dikkate alırsak hı hı. Allah Resulü ile ilgili birkaç belki noktaya işaret evet. etmek gerekir. Ee, hocam tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğdu ama e, Mekke'de geçirdiği süre ve yakın çevresiyle geçirdiği süre aslında olabildiğince kısa oldu. E, malumunuz işte daha önce e, ifade etmiştik babasını doğmadan önce kaybetmişti. Ee, doğduktan hemen sonra anneye verilmiş olması ve annesiyle çok kısa bir zaman geçirip e, onun da vefatı sonrasında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatı hakikaten e, bu yönüyle de e, çok zorlu bir süreç e, olmuş olacak. Yani e, hayatta e, bir insanı hayata bağlayan temel şeyler e, anne ve babadır Öncelikli Yaşı itibariyle olarak. de baktığınızda Yaşı itibariyle de evet buyurun hocam. Estağfurullah çok küçük e, yaşta evet. bir çocuk hem anne, annesini hem de daha önce görmemiş olduğu babasını, babasını kaybetmiş ne? olmakla bir bakımma dünyada yalnız Evet yani imtihan imtihan dediğimiz oluyor. imtihan dediğimiz nokta aslında bu yönüyle de başlamış oluyor. Buradan şuraya bağlayacağım. Yani tam baktığımız zaman dedesine de alıştı dediğimiz o süreç içerisinde de çok kısa bir süre sonra da dedesini kaybetmiş olacak. Dedesini Peygamber Efendimizin hayatında şöyle bir yeri, şöyle bir özelliği var. E, tabii o babanın e, yokluğunu bir şekilde gidermeye çalışıyor. Yaşı geçmiş, 80'nin üzerinde ve e, kalan o kısa e, vakitte de Peygamber Efendimizi mutlu edebilecek bütün adımları attığını görmüş oluyoruz. Zaman zaman onu toplantılara götürdüğünü, ona sevgi, şefkat ve merhamet anlamında olabildiğince e, yakın ilgi gösterdiğini görmüş oluyoruz. Yani bir baba şefkati ne olacaksa, baba sevgisi ne olacaksa onun yerini elbette tutmayacak ama en azından o eksikliği kısmen giderebilecek adım attığını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla Abdülmuttalib'in bakışından, onun cenahından peygamberimize yüklediği anlam böyleyken Peygamberimizin bakışı açısından da baktığımız zaman o dede sevgisiyle beraber, kısmi olan dede sevgisiyle beraber en azından o toplumda bir anlamda ayakta durmaya çalışıyor. En önemli şeylerden birisi de bu. Yani küçük yaşta bunları kaybetmiş olmasının tabii her ölüm acıdır ama küçük yaşta kaybın o toplumda ayakta durmaya çalıştığınız bir durumda da yaşayacağınız zorluklarla baş etme noktasında size yol gösterecektir. Abdülmuttalib'in böyle güçlü bir karakter ve güçlü bir figür olarak Peygamber Efendimizin arkasında bulunuyor olması da bu açıdan aslında baktığımız zaman bir şanstı. Ama tabii ömrü çok uzun olmayacaktır. Ömrü çok vefa etmeyecektir. Ve artık 8'li yaşlara geldiği zaman da torununu doğrudan doğruya bakım ve himayesini sağlamak üzere oğlu Ebu Talib'e emanet etmiş olacak. Genellikle bizim toplumumuzda da öyledir. Babalar çocuklarına sevgilerini ve şefkatlerini çok göstermezler. Torunlarına karşı daha, daha çok, çok o ilgilerini onlara göstermiş olurlar. Abdülmuttalip açısından bakıldığı zaman çocuk Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin <laughs> yetim ve öksüz olması ona ayrı bir şefkat göstermesini sağlıyor. Ee, yanında oturtuyor. Büyük bir adam e, edasıyla ona muamelede bulunuyor. Darun Nedve'ye Darun top götürüyor. Toplantılarda yanına oturtuyor. Ve bu aynı zamanda Allah Resulü'nün kişiliğin oluşması üzerinde de etkili olan e, hayatına dair anekdotlardan birisi olarak anlatılıyor. Ebu Talib'in tercih edilmesinde e, hasaten hem anne hem baba tarafından amcası olması hususunun yanında merhametli bir insan olduğunun babası tarafından biliniyor olması da etkin olmuştur diye e, düşünüyorum. E, ayrıca Fatıma binti Esedin yani Ebu Talib'in, Ebu Talibin hanımın, eşinin de evet. e, bu merhamete sahip Hazreti Peygamber'e ihtimamla bakacak kadınlardan birisi gelinlerden birisi olduğunu e, düşündüğünü söylemek yanlış olmaz e, doğru hocam isterseniz e, o bizim bir meşhur soy ağacımız var onu ekrana yansıtalım hem e, o bağı görmüş olalım yani Peygamber Efendimizi. Evet e, şu bizim hocam meşhur soy ağacımız. E, şimdi burada biz az yani daha önce kısmı konuştuk ee, önceki programlarımızda Abdülmuttalip'in çocuklarına Abdülmuttalibin, işaret e, ediyorsunuz. Evet, şimdi geldiğimiz nokta tam olarak baktığımız zaman burada Abdülmuttalip e, ve şuradan şöyle baktığımız zaman işte Peygamber Efendimizin amcaları Ebu Leheb yani bir anlamda onları da görmüş olalım. Zübeyir anne baba bir e, amcasıdır. Hamza yine amcasıdır. Abdullah malum babası Ebu Talip e, anne baba bir amcasıdır. Abbas ve Haris. Yani buradan da baktığımız zaman... Tabii peygamber amcaların tamamı yazılmamış. Küçük evet, yaşta ölenler evet. Evet, evet. bir kısmı yani. yazılmamış. Hı hı. Ee, sayı tak, e, ondan fazla, fazla. A, e, evet. amcası evet. var Allah evet. Resulü'nün. Ve burada da baktığımız zaman hani bu tablo bizim niye işimize yarayacak? Buradan aşağıya doğru da baktığımız zaman yeri geldiği için söylemiş olalım. Peygamber Efendimiz'in e, çocukları e, yani derli toplu olarak e, bu anlamda yani... Adnan'a kadar götürdüğümüz, yani tablonun tamamını üzerinde konuştuğumuz zaman da Adnan'a kadar götürdüğümüz o genel bir tablo. Daha çok biz işte Kusay kısmına kadar büyük büyük dedeleri Mekke'nin tarihi anlamında daha önceki programlarda Kusay bin Kilab'ı anlatmıştık. Şimdi şu, şu kısma gelmiş olduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatmış oluyoruz. İşte Abdülmuttalib'in vefatı Sonrasında Peygamber Efendimizin hayatında yeni bir dönem başlayacak, Ebu Talip beraber devam edecek. Ebu Talip'in de burada hani önemli olduğu için de Ebu Talip'in oğlu Hazreti Ali'yi de burada hani bu Ali kimdir veya Abdullah kimdir denildiğinde daha sonraki dönemlerdeki önemli olaylardan dolayı tabi tamamı değil de önemli olan kimseler İstanbul buraya yazılmış oluyor. çok evet. anılan çok anılan bir evet o kimseler burada karşımıza çıkmış oluyor. Ee, ...yani bize bir fikir vermesi adına e, tabloyu bu şekliyle okuyabiliriz hocam. Teşekkür ederim. <laughs> Estağfurullah. Ee, Hazreti Peygamber Ebu Talib'in <laughs> evinde evliliğine kadar kalıyor. Evet. Uzun bir süre e, bu evde vakit geçiriyor. Fatıma binti Esed için annemden sonra annemdir evet. dediği iki hanımdan birisi. Biri Ümmü Eymen. Evet. E, ailenin cariyesi olarak aileyle birlikte yaşayan ama... Azat edilmiş, peygamber efendimizin çok değer verdiği bir hanım. E, ve Fatıma binti Esed için annemden sonra annemdir dediği iki hanım. E, ailesinin içerisinde halalarının büyük bir ilgisini e, gördüğünü ifade edebiliriz. Diğer hanımlar da Allah Resulü'ne ilgi gösteriyorlar. Aslında anne baba babasının olmamasının doğurduğu zorluğu aile, aile çevresi bir ölçüde evet. ...telafi etmeye çalışmışlar. Hazreti Peygamber'in e, hayatında önemli yeri olan insanlar. Ebu Talip ile, Ebu Talip'in evinde kaldığı süreçle ilgili olarak bazı noktalara işaret ediliyor. Bunlardan bir tanesi Şam yolculuğu. Allah Resulü'nün e, 9 veya 12 yaşlarında yaşlarındayken e, Şam'a yapılan bir ticari yolculuğa amcasından ayrılmak istememesi ve e, yola onunla birlikte çıkma hususundaki ısrarı üzerine e, yolculuğa katıldığı ifade ediliyor. Doğrusu o gün için yapılan yolculukların zorluklarını düşündüğümüzde e, Ebu Talib'in bu karara nasıl rahat vardığını anlamakta zorlanıyorum. Eğer e, gerçekten bu sefer gerçekleşseydi e, bahsedildiği şekilde 6 ay süren çok zorlu şartlardan geçilen bir süreç 12 yaşında olduğunu kabul edersek nispeten evet. belki daha mümkün ama 9 yaşlarında ise tabii onun yolculuğa götürmesi daha zor. Biraz bu yolculuktan ve yolculuğa aslında belki şunu konuşmak lazım. Bu yolculuğa yüklenen anlam üzerinde durmak lazım. Hı -hı. Şimdi yolculuk sırasında e, Allah Resulü'nün amcasıyla ve e, kervanla birlikte bu sıraya gittiği, anlatılıyor. Bu sıra Bila Şam içerisinde ticari faaliyetlerin olduğu bir kent. Evet. Şam şehrinin güneyine takriben 120 kilometre güneyine düşen, Ürdün sınırına yakın bir şehir, bir Roma kenti aslında. Hı hı. Planı itibariyle baktığınızda orada e, bulunan kalıntılar, eserler onu gösteriyor. Eee Arap tüccarlar buraya geliyorlar. Burada kurulan pazarlarda mallarını satıyorlar. Çoğu zaman Şama gittik dedikleri zaman Aslında ya Busra'ya ya, ya Gazze'ye ya da bölgedeki diğer ticari merkezlere gidiyorlar. Zaten onlar açısından önemli olan mallarını satmak buraya geldikleri ifade ediliyor. Burada daha önce insanlara ilgi göstermediği ifade edilen gelen tüccar Arap tüccarlara ilgi göstermediği hassaten belirtilen Rahip Bahira'nın bu sefer özel bir ilgisine mazhar oldukları, kendileri için bir yemek pişirdiği ve Hazreti Peygamber'i tanıdığı ifade ediliyor. Şimdi bu hikayenin, tabii kaynaklarda biraz daha farklı ayrıntılarına da e, rastlayabiliriz. Ancak bu hikayede iki önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi Müslümanların bunun üzerinden Allah Resulü'nün Hristiyanlar tarafından tanındığını Delil olarak. E, ifade etmeleri ve bunu delil olarak kullanmaları. Diğer taraftan da daha sonra İslam kültürünün, İslam medeniyetinin, Hristiyanların yaşadıkları bölgelere hakim olmasından sonra Hristiyanlarca İslam'ın etkisini azaltmaya matuf olmak üzere Allah Resulü'nün getirdiği e, Bahira'nın etkisinde kalarak bir din getirdiğini ihsas eden veya iddia eden ...Hristiyanlar olmuştur. İki taraf da kendi zaviyesinden bu hikayeyi kullanmaya çalışıyorlar. Bu hikayeye kısaca bir değinirsek o, o e, genel çerçevesini evet, çizmeye hikayenin çalıştım ana ama ayrıntılarla zaten da işaret Şimdi tabi Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'in yanına geçmesiyle beraber aslında... E, ...yani onun hayatında şöyle bir değişiklik oldu. Sevgi ve merhamet kısmına zaten siz detaylıca işaret ettiniz... Yani birkaç hususa belki orada öncesinde söylemem uygun olur. Özellikle Peygamber Efendimiz'in eşi, affedersiniz Ebu Talib'in eşi Fatıma'nın, Peygamber Efendimiz'in hayatında önemli bir yer olduğunu söyledik. Ebu Talib'in de Peygamber Efendimiz'e yani babasından aldığı emanete titizlikler riayet ettiğini görüyoruz. Şimdi Mekke'de insanlar, bundan sonraki kısım şu açıdan tartışılıyor veya işte Ebu Talip'le olan hukuku, amcasıyla olan hukuku nasıldı dediğimizde, Mekke'de yaşayan insanlar hayatlarını nasıl sürdürüyorsa Ebu Talip de hayatını o şekilde sürdürüyordu. Peygamber Efendimiz de onun yanında kaldığı süre içerisinde o hayata elinde imkan olduğu ölçüde destek olmaya çalıştı. Yani etrafında olup biten olaylara kayıtsız kalmadı ve o noktada destek olmaya çalıştı. Destek olacağı yaşta. Şimdi söz konusu olan Ticari seferin hikayesi tabii çok uzun ama bizim burada konuşacağımız birkaç husus var. Ana çerçevesini de gayet düzgün bir şekilde çizdiniz. Şimdi burada esasında Peygamber Efendimiz buraya gitmiş midir gitmemiş midirden ziyade tartışılan konu bunun bir müjdelemeye dönüşmüş olmasıdır. Her iki cenah açısından da bir müjdeleme hadisesine dönüşmüş olmasıdır. Asıl üzerinde belki de durmamız gereken, ana hatlarını belirlememiz gereken temel hususlardan birisi bu olmalı. Esasına bakılırsa bu tür olayların önemli olan kimselerle alakalı biz bugün bile görüyoruz. Bugün önemli dediğimiz işte bu devlet mekanında önemli görevleri ...de bulunanlardan tutun. Başka bir yerde önemli bir vazifeye gelmiş olan kimselerin... ...geçmişe yönelik hikayelerini takip edildiğinde... ...hele bir takım bilinmezliklerin olduğu durumda... ...bir takım tırnak içerisinde olağanüstü diyebileceğimiz şeylerin... ...olmuş olması esasında gayet doğal. Çünkü tarih bu anlamda boşluk kabul etmez. O boşluk bir şekilde doldurulur. Şimdi bu kısa girişten sonra şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz bu sefere katılmış olabilir mi... Şimdi ticaret eğer orada e, geçerli bir durumsa, insanlar işlerini bu yolla e, sağlıyorsa, e, 9 veya 12 yaş. Yani ben ona aslında esasına bakılırsa çok takılmıyorum. Yani katılmış olabilir mi? Katılmış olabilir. Yani e, imkansız, e, imkansız değil. değil. Yani o bölgede hem bir defa tabii şunu söylememiz gerekiyor. E, hani tarihi olayları değerlendirirken yani bu girişi şunun için yapmış olduk. Tarihi olayların değerlendirilmesinde zaman ve mekan mefhumunu biz çoğunlukla unutuyoruz. Yani bugün oturduğumuz, bugün değerlendirmemiz ölçüsündeki zaman ve mekanı geçmişe doğru götürmek tarih ilmindeki en büyük hatalardan birisidir. Çünkü tarihin tarifini biz yaparken diyoruz ki tarih geçmişte yaşanmış olayları Geçmişte belli bir sebep zinciri içerisinde yaşanmış olayları bir bütünlük içerisinde, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde izah eden bir ilim dalı. Dolayısıyla bizim öncelikli olarak bu olayı anlayabilmemiz için e, o dönemin şartlarına, o dönemin kültürüne, o dönemde olup biten olaylara bu yönüyle bakmamız gerekir. Aksi halde vardır veya yoktur şeklinde bir takım yorumlamalar, tek başına değerlendirmeler e, anlamı tam anlamıyla kastet, yani tam ifadeyi kastetmeyeceği için eksik kalacaktır. Şimdi o yüzden dedim yani peygamber efendimiz katılmış olabilir mi? Katılmış olabilir. Burada tartışılan konu, burada kıyametin bir anlamda zaman zaman kıyametin kopmuş olduğu şey şuna dönüşmüş oluyor. Çok küçük yaşta olan bir kimsenin, şimdi Müslümanlar açısından bakalım. Siz hani iki başlık altına değerlendirdiniz ya hocam ben de oradan devam etmiş olayım. Burada Müslümanların meseleye yaklaşım biçimi görüyor musunuz? Yani işte Rahip Bayır'a bile 10 yaşındaki bir çocuğu, hadi ortalama yaşını almış olayım ben, 10 yaşındaki bir çocuğu inceleyerek, çünkü rivayetlerin detaylarına baktığımız zaman işte dön sırtını bakalım orada bir mühür var mı yok mu işte e, burada bir çocuk olması veya burada bir kimse olması lazım. Ağzın o kimse ağacın onu, onu takip etmiş yönelmesi. olması şeklinde yani bunlara çok fazla şu anda en azından e, yer vermiyorum ama hani Müslümanların e, bu rivayete yükledikleri anlam çok küçük yaşta olan bir kimsenin e, müjdelenmiş olması. Şimdi özü itibariyle bu olabilir mi? Olabilir, itirazımız yok. Şimdi işin bir yönü bu, burada bir dursun rivayet bu yönüyle. Diğer taraftan baktığımız zaman işin aslında bana kalırsa ihmal edilen ama tehlikeli olan noktası. Şimdi siz bunu Rahip Bahira üzerinden işi şekillendirmeye başladığınız zaman, yani bu bir peygamberliğin tespiti, çünkü satır arasında bu peygamberliğin tespiti ve müjdelenmesi dediğiniz andan itibaren, eee iş e, kısa bir süre sonrasında ilim ehli tarafından batılı ilim ehli tarafından müsteşrikler tarafından iş şuna dönüşmüş oluyor. Peygamberin sizin e, ona özel anlamlar yüklüyorsunuz. E, onun son peygamber olduğunu söylüyorsunuz. Aslında bu doğru değildir. Bakın sizin tarihinizde sizin e, verdiğiniz malzemeleri biz dikkatli bir şekilde tetkik ettiğimizde ortaya çıkan malzeme o ki aslında peygamberiniz yeni bir şey getirmemiş. E, tam tersine çok erken yaştan itibaren Rahip Bahira ile olan görüşmesi sonucunda bunu bize din olarak anlatmıştır. Tırnak içerisinde söylemiş oluyorum. Aslında bu çok daha tehlikeli olan bir kısım ama biz o, o ilk e, kısım böyle daha şaşalı ve daha gösterişli olduğu için veya bazen e, bir konuyla ilgili olan bilgiye efendim yani sizi itiraz ediyorsunuz ama kaynakta var ne yapalım? Şimdi tabii... Ben bu tür şeylere hepsine tek tek cevap vermek mümkün değil ama her kaynakta görmüş olduğumuz, İslam tarihi kaynakları açısından söylüyorum, her kaynakta zikredilmiş olana biz mutlak bir değer olarak yani bu doğrudur dememiz yanlış olduğu gibi sadece bizim aklımıza uymuyor diye de bu yanlıştır demek de öz itibariyle yanlıştır. Yani birine mutlak doğru veya mutlak yanlış değeri eşit, aşağı yukarı matematiksel formül anlamında birbirine değer ifadelerdir. Peki biz hani bunu nasıl değerlendirmeliyiz veya e, bu bunun yansımasını nasıl anlamalıyız? Şimdi Hristiyanlarla ilgili olan kısmın gayet açık olduğunu söylüyorum. Yani işin tehlikesinin e, gayet açık olduğunu söylüyorum. Bu bu zaten üzerinde çok fazla yorum yapmamızı gerektirecek bir durum yoktur. Peki var olan bu rivayet nasıl anlaşılmalı veya biz bunu nasıl anlayalım? Tabii uzun zamandır yani çok uzun süre özellikle e, aşağı yukarı son 100 senedir de ciddi tartışmalar vardı. Aslında artık bugün ee, ...Rahmetli Muhammed Hamidullah Hoca'nın deyimiyle biraz hani yumuşatarak söylemiş olayım. Aklı selim bir kimsenin buna inanacağı bir durum yoktur der. Ee, kendince bir takım gerekçeler de söyler. Öz itibariyle rivayet detaylı bir şekilde incelendiğinde itiraz edilen birkaç husus vardır. Ben de önemli olduğu için onları söyleyip sonra birkaç hususa da işaret etmek istiyorum. Şimdi e, rivayeti e, incelediğimiz zaman bir defa e, rivayetteki problemli olan noktalardan bir tanesi şu... Işte, yani üzerinde durmamız gereken önemli hususlardan birisi. Şimdi bu çok önemli bir hadise. Yani biz diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi hayatında, peygamberlik hayatında ister çocukluğu olsun, isterseniz başka bir dönem olsun, kendi hayatında iz bırakan önemli olayları bir vesileyle anlattığını ve aktardığını görüyoruz. İlginçtir, bu olaya ilişkin Peygamber Efendimizin hayatında veya yakın çevresindeki kimselerden Peygamber Efendimizin özellikle risaletinde çok önemli bir delil gözüküyor. Hiç kimsenin bahsetmediğini görüyoruz. Şimdi bu kadar önemli bir olay e, kayıtsız kalınmış olması e, çok normal gelmiyor. İşte mesela, e, olayın detayını incelediğimizdeki temel problemlerden bir tanesi başlangıç olarak bunu görmüş oluyoruz. Yine baktığımız zaman rivayetin e, tabii farklı kısımları var ama Peygamber Efendimizin e, işte geri döndürülürken emanet olarak Bilal Bilal bin Habeşi'ye teslim edilmiş olması ki Bilal bin Habeşi henüz daha doğmamıştı. Hz. Ebu Bekir'e teslim edildiğinden bahsedilir ki Hz. Ebu Bekir yaşça kendisinden daha küçüktür. Yani 9 yaşındaki bir kimsenin veya işte hadi biz ortalamasının 10 yaş olduğunu kabul edeceksek daha küçük yaşında olan bir kimseye teslim edilmiş olması böyle çok akılla izah edilebilecek bir durum değil. Şimdi doğrusunu isterseniz hani bu niye ortaya çıktı dediğimiz şey ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Bu tabii bizim genelleştirmemiz doğru değil ama İslam tarihinin o yazım süreci içerisinde baktığımız zaman Müslümanların farklı coğrafyalara fetihlerle beraber gittiğinde orada ehli kitap kültürünü de tanıdığını görüyoruz. Ehli kitabın e, peygamberlerine yüklediği anlama baktığımız zaman e, onunla karşılaştıklarında tabii insanüstü bir peygamber tasavvuru var e, ehli kitabın tasavvurunda. Yani e, beşeri özelliklerden ziyade daha böyle uçan kaçan bir tırnak içerisinde söylüyorum bir peygamber modeli var şimdi e, onun yanında siz e, kendi dininizin temsilcisi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tarif ederken e, hani normal sanki bir şey tarif edilirken biz bugün zaman zaman e, etrafımızda insanlar bunu yaparlar ya ya kullandıkları ifadeye bir yemin ekleyerek vallahi bu böyle oldu veya işte e, biraz da böyle e, abartarak olağanüstü bir şey yaparak yani çok özel bir anlam varmışçasına bir takım değerler yüklendiğini görüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki yani bu olayın evet bir ticari sefer Peygamber Efendimiz katılmış da olabilir. Orada Rahip Bayra diye bir kimse de olmuş olabilir. Ama öyle gözüküyor ki rivayetler ister bunu hadis mantığı açısından inceleyin. İsterseniz sonrasında yaşanan olaylara baktığımız zaman pek böyle izah edilebilir, akılla izah edilebilir bir durum gibi gözükmemiş oluyor. Dikkat ederseniz burada hiç şeye bakmıyorum. Yani o Hristiyan zaviyesi üzerinden bakmıyorum çünkü işin tehlikeli kısımlarından birisi de bu zaten. Onu zaten hiç tartışmaya gerek yok. Son bir cümleyle şunu anlatmış olayım. Rahip Bayra hikayesinin bende şöyle bir tecrübesi var. Hocam müsaadenizle onu anlat bir anekdot olarak anlatmış olayım. Şimdi tabii bu yansıma sadece bir dönem olarak o kitaplarda kalmıyor. Ee, ...günümüzde de dedim ya yani ister çocuk kitaplarından tutun... ...bütün şeylerimiz bizim o kahramanlık edaları üzerine oturmuş oluyor. Bu esasında tehlikeli de bir yaklaşım. Yani peygamberi olduğunun dışında farklı bir noktada değerlendirmek. Ee, bu hani bir yerde dursun. Şimdi Ürdün'de bulunduğumuz süre içerisinde orada e, hani ailece orada vakit geçiriyorduk. Bir gün e, bulunduğumuz yerdekiler dediler ki e, biz e, Rahip Bahira'nın e, mekanının olduğu yer duruyor... Biz oraya gitmek istiyoruz. Gelmek ister misiniz? Özellikle tabii devam ettiğimiz merkezde yabancı öğrenciler vardı. Hem onlara bir gösterelim. Şimdi ben de dedim ki tamam gelelim. Ama dedim yani emin misiniz oraya gideceğimiz? Çünkü Suriye Savaşı var. Yok dedi. Şimdi bu biz buraya gideceğiz dedim. Allah Allah dedim ya şimdi mekana bakıyorum. Bir defa hani olayın mahiyetini bir tarafa bırakalım. Ee, hani Busra'nın yeri konusunda bir tartışma yok. Ee, siz programın başında zaten söylediniz. Sen yani Suriye kısmında Ürdünle Suriye arasındaki bir yer. İki savaşın Bizi, evet, başladığı da başladığı bölge, bölge aslında. Bölge. Yani dedim ki biz oraya mı götüreceksiniz? Şimdi diyorum ki buraya mı yok dedi. Yani bu burası. Allah Allah. Neyse dedim ki ben tarihçi tecessüsüyle katılayım. Şimdi yol boyunca da işte araçla bir yere kadar geldik. Ondan sonra işte dediler ki bundan sonra bu araçlar gitmez. Bir işte safari tarzı araçlar var oraya gideceksiniz yol boyunca da bana bir takım işte imalarda bulunuyor bak işte üstad şimdi görünce sen de inanacaksın yani işte bak çöl çölün ortası falan neyse gittik hakikaten orada bir yer bir ağaç var İşte bak diyor ağaç işte bu peygamber efendimizin gölgelendiği bir ağaç işte bak diyor rivayette bu var. İşte bak diyor burası diyor işte manastır yıkık dökük bir yer. Bak burada da diyor bir su var. Tabii yani ağaca bakıyorsunuz ağaç ortalama 50-60 yıllık yani uzman olmanıza gerek yok. Ziraatla uğraşmanıza gerek yok. Ee i̇şte manastıra bakıyorsunuz sağa sola tamir edilmiş. İşte Su yani çölde olmuş olsa zaten hani orada suyu tutmanız çok zor bir şey değil. Yani demem o ki bu bir artık tınak içerisinde söyleyelim bir rantada dönüşmüş durumda. Yani... Sonra neyse şeyin dediler ki inandınız mı? Ya dedim yani gittiğimiz yer bir defa Irak yolu üzerinde. <laughs> yani bambaşka bir yere gittik. Yani ağaç deseniz ortalama baktığınız zaman 14 asırlık bir ağacın ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Yani işte belli ki orası artık belli noktalarda bir ziyaret mekanına dönüşmüş. Özetle söyleyecek olursak yani Rahip Bahira meselesi sadece bir Bahira meselesi olarak değil, yansımaları itibariyle Özellikle bizim çocuk kitaplarında e, kurgu tamamen onun üzerine yani olağanüstülükleriyle e, peygamber efendimizin e, tam o noktasından başlatılıyor. E, dolayısıyla sizin o programın e, bu kısmında buna yönelik o e, atfınız bu açıdan kıymetli ve değerli oldu hocam. Belki biraz hani uzattım ama yani e, işin o çok böyle teknik kısmına girmeden ana noktaları ne olabilir diye bunun üzerinden e, rahip bayra meselesi nedir ve ne değildir'e işaret etmiş olduk diye düşünüyorum. Eksik Teşekkür olan bir şeyler ederim. varsa. Estağfurullah. E, siz lütfen hocam şey ikmal ediverin. Estağfurullah. E, çerçeveyi zaten çizdiniz. Aslında meşhur olan bir rivayet üzerinden. Evet. Ebu Musa ile şariden nakledilen. Evet. Kendisi de Mekkeli olmayan bir Medine, şahıs. evet. E, dolayısıyla bilginin kaynağı isnat açısından problemli e, boyutları olan ravilerin de eleştirildiği Tarihte İmam Zehebi gibi evet. alimler tarafından eleştirilen bazı ravilerin de yer aldığı bir rivayet. Elbette Bilal, Bilal-i Habeşi ve Ebu Bekir radıyallahu anhüme ile birlikte Hazreti Peygamber'in Ebu Talip tarafından gönderilmesi hususu bu rivayeti kitaplarına derece eden alimler tarafından da e, fark edilmiş olmalı. Büyük bir ihtimalle onlar tarafından ya da okuyanlar tarafından her halükarda fark edilmiştir. Fakat bizim kitaplarımızda, hadis kitaplarımızda yer alan rivayetlerin hepsinin sıhhat dereceleri aynı değil. Evet. Biraz hadisçiler hadisin rivayet edildiği yere ve konuma göre bir tolerans alanı tanımışlar kendilerine. Mesela konu ibadatla ilgili, muamelatla ilgili bir konu ise daha hassas davranmışlar biraz menakip tarzı, eskinin hikayesi tarzında bir konu ise biraz daha mütesahil davranmışlar. Bu sebeple bu tip rivayetler kitaplarda yer almış olabilir. Kitaplarda yer almış olması mutlak anlamda burada nakledilen bilgilerin hepsinin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bu bakımdan Rahip Bahira olayına aslında hem Müslümanlar tarafından hem de Hristiyanlar tarafından yüklenen anlamın tartışılması gerektiği ve bunun e, doğru olmadığı, seyahatin doğru olabileceği ve bunun bile başlı başına Allah Resulü'nün hayatında önemli bir tecrübe olduğunu söyleyebiliriz. Bununla e, bitirmiş olalım. Çünkü olur, olur. aslında konuşursak üzerinde, ayrıntıları üzerinde konuşursak daha çok uzun bir süre konuşabilmemiz mümkün. Bir de çok, süre tekni çok teknik mümkün. bir konuya e, girecek. Yani hani izleyicilerimizi de o tekniğin içerisine boğmamak lazım. Belki küçük bir e, ilaveyle şunu bitirmiş olayım hocam. Ee, hani o kısım hakikaten önemli. Ee, yani bir rivayetin bizim klasik kaynaklarımızın içerisinde yer almış olması e, evet çok kıymetli, çok değerlidir. Taberi'den bir örnekle izah etmiş olayım. Hani uzun yıllar ona da çalışınca merhum Taberi e, yani e, tefsir sahibi ve tarih Taberi, Tarih-i mülük isimli kitabıyla meşhur olan e, Taberi merhum e, ön sözünde kendi durumunu anlatıyor aslında. E, çünkü zaman zaman Cümleye bazı arkadaşlarımız da şöyle başlıyor. Efendim bu taberinin tarihinde var. Rivayetin devamını okursanız veya 2-3 sayfasını okursanız bazı konularda hemen sonrasında anlattığı şu olayın doğru olmadığını söyleyecektir. Yani kendisi o dönemde yaygın olan piyasada var olan bilgilerin kaybolması endişesiyle beraber bunları kitabını almıştır bazı olaylarda hiç yorum yapmaz bazısında da bu doğru yani rivayeti verir bir süre sonra da doğru olanın bu olduğunu söylemiş olur. Bu bakımdan yani tek başına bir yerde evet çok kıymetli biz diyoruz ki bütün rivayetlerimiz bir yerde olsun. Biz bazen yanlışın da bir yerde olmasını bekliyoruz ki en azından yanlışı gördüğümüzde doğrunun ne olduğunu veya doğruluğun teyidi için bunu kullanmış oluruz. Bir küçük ilave olsun istedim hocam. Ee, Hazreti Peygamber hayatında Şam yolculuğu yaptığı diğer yolculuklardan birisi başka yolculuklarından da kaynaklarımız bahsediyor. Özellikle ticaretle iştigal eden bir ailenin çocuğu olması hasebiyle erken yaşta ailen büyükleriyle birlikte ticari faaliyetlerde bulunuyor. Şam yolculuğu hayatının küçük bir kesitini ifade ediyor ama çocukluk dönemi uzun yıllar ve gençlik dönemi Ebu Talib'in evinde devam etmiştir. Aile bütçesine katkıda bulunmak için o gün için aile bireylerinin üstlendikleri sorumlulukları Allah Resulü'nün de üstlendiğini, mesela çobanlık yaptığını kaynaklarımız zikrediyor. Kendisinden de bu minval üzere nakledilen rivayetler var. Yine amcası Zübeyr ile amcaları içerisinde dikkat çeken amcalarından birisi aslında vefatı sebebiyle İslam dönemine yetişmediği için hakkında belki çok fazla bilgi yok ama önemli bir şahsiyet olduğu anlaşılıyor. Ee, amcası Zübeyir ile Yemen taraflarına bir yolculuk da yaptı. Bu yolculuklar sebebiyle ticari faaliyetlere ilişkin bir altyapı oluşturduğunu e, görüyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin bu dönemdeki hayatına ilişkin e, bilgilere baktığımız <laughs> zaman amcalarıyla birlikte bir de ficar, ficar savaşlarına evet. katıldığını görüyoruz. Ficar savaşları ee, Mekkelilerin de taraf olduğu o dönemde bir dizi haram aylarda yapılması sebebiyle Ficar Savaşları olarak isimlendirilen e, savaşın e, adı ve e, bu savaşların dörtüncüsüne Allah Resulü'nün katıldığı ifade ediliyor. Bu da herhalde e, işaret edilmesi gereken hı hı. gelişmelerden birisi. Tabii şöyle hocam, Peygamber Efendimizin e, o nübüvvet öncesi hayatı ile ilgili e, anlatacağımız, üzerinde konuşacağımız şeyler aslında çok fazla değil. Var olanlar da birbiriyle bağlantılı olan hususlar. Ya işte Peygamberimiz sonrasında bahsetmiş ya da işte o olayın kahraman olan bir başka birinin hayat hikayesi üzerinden bunları okumuş oluyoruz. Biraz böyle hani kopuk kopuk olmuş olmasının sebebi hikmeti budur. Ama bir hakikat var, Peygamber Efendimizin çocukluğundan itibaren, cahiliye döneminin yaygın bir takım kötülüklerinden hiçbirine bulaşmadığını söylememiz gerekiyor. Yani hani atlamamamız artık yavaş yavaş gençlik dönemine yaklaştığımız için söyleyelim. Yani neyi kastediyoruz? Putlara tapmadığını biliyoruz. Putlar için kesilen kurbanlardan uzak durduğunu biliyoruz. İşte cahiliye dönemin kötü alışkanlıkları dediğimiz içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu biliyoruz. Şimdi gelelim buradan Ficar Savaşı'na geldiğimiz zaman. Ficar Savaşı Tabi Arap kabileleri için savaş çok normal bir durum. Ee, Ficar savaşını diğer savaşlardan ayıran özellik tabi haram aylarda gerçekleşmiş olması. Yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep dediğimiz bizim haram aylar olarak nitelendirdiğimiz bu, bu aylarda normalde savaş olmazdı. Şimdi bu aylarda yani bunlar çünkü hem ibadetleri de ona göre şekillendirirler. Arap Yarımadası'nın farklı bölgelerinden gelenlerin de durumu dikkate alındığı için, işler de bu bu çerçevede cereyan ettiği için bu aylarda savaş olması beklenmezdi. Bu aylarda eğer bir savaş gerçekleşirse, işte biz buna sizin de işaret ettiğiniz üzere Ficar diyorduk. Şimdi Peygamber Efendimiz, evet e, bu Ficar Savaşı'na katılmış, e, fiili olarak e, savaşa katılmakla beraber savaşta fiili olarak mücadele etmediğini, Amcalarına işte savaşın arka kısmı diyebileceğimiz belki işte okların toplanması gibi veya bizim yardımcı hizmetler diyeceğimiz yaşı itibariyle de hani onu da dikkate alındığında 15-16 yaşlarında ibadet ediliyor. Evet yani orada fiili olarak savaşmak yerine bir destek hizmeti olarak o mücadelede yer aldığını görüyoruz. Yani Mekke'de yer alıp Mekke'de insanların yaptıkları var peygamber efendimizin yapmadıkları var. Ficar Savaşı'na amcaları katılırken Peygamber Efendimiz de katılmış ve konumu da e, bu şekilde olmuştur. Ee, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerin bir takım faaliyetlerine iştirak etmemesi yönündeki tavrıyla ilgili olarak bunun Allah Resulüne mahsus bir davranış olmadığını onun dışında da sayıları çok olmasa da mesela içki içmekten kaçınan putlara kesilenlerin kesilen hayvanların etlerinden yemeyen, putlara tapmayan insanlar olduğunu biliyoruz. biliyoruz. Mekke'de en azından Hanif diye isimlendirilen insanlar var. Bunların dışında da ahlaklarıyla davranışlarıyla temayüz etmiş olan kişiler var. Hazreti Ebu Bekir gibi isimler bunların arasında zikrediliyor. Peygamber Efendimizin gençlik dönemi ile ilgili olarak zikredilen önemli hadiselerden birisi de hilful fudul. Yani faziletliler Erdenliler. veya fazilet antlaşması olarak çevirebileceğimiz antlaşmaya katılmış olması. Bu antlaşmanın dikkat çeken bir tarafı ticari faaliyetlerle ilgili olarak özellikle Mekke'ye gelen bazı insanların sıkıntılara maruz kalması zulma uğramaları, mallarının ellerinden alınması, ücretlerin ödenmemesi şeklinde haksızlıklar yapılmış olması. Bunun için mağdur olan insanlar Kureyş'in ileri gelenlerini yardıma çağırdıklarında destek bulamayınca Mutayyabun grubunun ileri gelenlerine giderek kendilerine destek olmalarını istiyorlar. Hazreti Peygamber'in kabilesinin de içerisinde bulunduğu ittifak. Hazreti Peygamber'in amcası Zübeyir, Mutayyabun'u toplantıya davet ediyor ve Abdullah bin Cuda'nın evinde Hazreti Ebu Bekir'in akrabası olan Teymoğullarından, o sırada Mekke'nin zengin adamlarından birisi köle ticaretiyle iştigal ediyor. Süheyb bin Sinan Errumi'yi de Mekke'ye getirip ortak olarak yanında çalıştıran kimse Abdullah bin Cuda'nın evinde bir toplantı akdediliyor ve Allah Resulü de bu toplantıya iştirak etmiş. Daha sonra Mekke döneminde katıldığı bu toplantıdan Medine'de bahsettiğini ve bu toplantının kendisi için çok değerli olduğunu, kızıl develerden daha kıymetli olduğunu, böyle bir toplantıya şimdi çağrılmış olsa da katılabileceğini ifade ettiği rivayet edilir. Evet. Hilf-ül Fudul e, Mekke'deki aslında karşılaşılan e, başka antlaşmalara benziyor ama bir iyilik antlaşması olma vasfı taşıyor. Zulma karşı, zulme karşı bir e, antlaşma e, mahiyeti taşıyor. Fakat diğer taraftan da Mekke'nin iç siyasetiyle de ilgili El Ahlaf El Mutayyabun grubu arasındaki e, rekabetle de ilgili bir boyutu var. Şimdi hocam tabii e, Mekke'nin bir taraftan baktığımız zaman, e, siyasi yapısına baktığımız zaman güçün negemen olduğu bir topluluk. Yani var olan bir hukuk sistemi e, nasıldır dediğimizde, güçlüyseniz kabilenizin gücü nispetinde toplumda kendinize bir değer atfediyorsunuz ve gücünüzü buna göre şekillendiriyorsunuz. Şimdi e, Mekke'nin dışarıdan gelenlere yönelik aslında baktığımız zaman temelde Özellikle hac zamanında sikaye ve ifade gibi iki tane önemli vazifesi de var. Yani dışarıdan gelenlere bu anlamda değer atfedildiğini görüyoruz. Ama bu tabi tarihin her döneminde aynı oranda gerçekleşmemiş oluyor. İşin e, şu açıdan hani cahiliye dönemindeki bütün kötülükleri tarif ederken, bir taraftan o Mekke'nin iç yapısına yönelik bir takım müdahalelerin olması da aslında cahiliyeyi zannettiğimiz gibi bütün kötülükleriyle değil, zaman zaman bu tür müdahalelerle iyi dediğimiz, faziletli dediğimiz işlerin olduğunu da göstermesi açısından hilful fudul önemli. Şimdi şu açıdan vurgu yapıyoruz. Şimdi olayın hikayesi aslında kısaca isterseniz olayın hikayesini anlatalım. Şimdi ne demiştik işte hac zamanında Arap Yarımadası'nın farklı yerinden insanlar geliyorlar. Bir taraftan ibadetlerini gerçekleştiriyorlar çünkü panayırlar ona göre e, tanzim edilmişti. Diğer taraftan e, ticari faaliyetlerini hem ibadet hem de ticari faaliyetlerini e, aynı zamanda gerçekleştiriyorlardı. Şimdi rivayet odur ki Yemen bölgesinden gelen bir kimse e, Mekke'nin ileri gelenlerinden kabul edecek e, kabul edilen As bin Vail ile bir ticari ilişki içerisine giriyor. As bin Vail'i de hani şöyle hatırlayalım. Bizim Kevser Suresi'nde okuduğumuz Peygamber Efendimize soyu kesik anlamındaki epter sıfatının kendisine yakıştırıldığı kimsedir. Soyunun kesik olması ithamına karşı Kevser Suresi cevap verecektir. As bin Vail Mekke'nin ve cahil edenin önemli Mekke'nin önemli liderlerinden birisidir. Şimdi bu taciri mağdur edecek. Nasıl mağdur edecek? Bir anlaşma yapacak, anlaşmaya riayet etmeyecek. İşte para parasını Satın verecek, olsun, malın, malın parasını vermiyor. Malı da iade etmiyor. Malı da iade etmiyor. Çünkü Mekke'nin aristokratı, Mekke'nin ileri gelenleri. Çünkü Mekke'deki hukuk kendi hukuku yani kendi güç hukuku üzerine oturmuş oluyor ve e, gariban tacirde bir hak arayışı içerisinde tabii e, kimse de söz konusu olan taraf olan da As bin Vail gibi Mekke'nin ileri geleni olunca kimse de işin içerisine girmek istemiyor. E, hukukunun bozulmasını istemiyor ve bir sonuç alamayacağını düşünmüş oluyor. Peki e, çaresizlik içerisinde ne yapacağını düşünen tacir e, kendince bir çözüm bulmuş oluyor. Ne yapıyor? Kabe'nin yaklaşık 100 metre doğusundaki Ebu Kubeystağ'ına çıkıyor ve adeta orada feryat ediyor. E, yani var olan her şeye isyan etmiş oluyor. Yani o feryadını öyle anlamak lazım. Ee, ve o feryat bir anlamda baktığımız zaman sizin e, çerçevesini çizerken kullandığınız aslında Mekke görünmez olarak ahlaf ve mutayyabın diye nitelendirdiğimiz bir yapıya dönmüştü. İşte kan yalayanlar ve güzel kokullar, işte mutayyabın güzel kokullar. Ee, Peygamber Efendimizin amcası olan Zübeyir bin Zübeyir bin Abdülmuttalip ee, olup bitene kayıtsız kalmayacak ve işte bu heyeti toplayacak. Ve bu heyet sadece mutayyebun heyeti olacaktır. Ve bir anlamda baktığımız zaman e, görünür de baktığınızda dertsiz başa dert almak gibi gözükebilir. Ama onun buna yüklediği anlam Mekke'nin o itibarını tekrar geriye getirmek. Tabii şöyle bir boyutu da var. Zannediyorum e, Zübeyir bin Abdülmuttalib'in sorumluluk üstlenmesinde bunun da etkisi Ticaret, olduğu anlaşılıyor. Yemen tarafına, Yemen'e yönelik antlaşmalar El -El mutayyabın tarafından yapıldığı için buraya gelen tüccara destek olma noktasında da bir sorumluluk üstlenmeleri tabii. gerekiyor. Ya bir de tabii hocam şöyle düşünelim biz hani önceki programlarda konuştuğumuz bir şey vardı yani ticaret sadece hac zamanıyla sınırlı bir şey değildi Mekkeliler için yani hem güneyde Yemen'e hem de kuzeyde Suriye bölgesine faaliyetler vardı ve Mekken'in o tırnak içerisinde güvenilir dediğimiz şehir yapısını e, bozacak adımlar e, doğrudan doğruya kendi ticaretlerine de engel olacaktı. Ve günün sonunda bir anlaşma gerçekleşiyor. E, anlaşma ile ilgili birkaç hususa işaret edip bitirmek istiyorum hocam. E, anlaşmanın muhtevası aslında bize e, meselenin önemini ortaya koyuyor. Müsaadenizle birkaç hususa işaret edeyim. Mekke şehrinde biri zulüm ve haksızlığa uğrarsa, uğradığı zaman... Hepimiz o kişi ister iyi ister kötü, ister bizden ister yabancı olsun, kendisine hakkı verilinceye kadar, hak ettiği şey neyse o verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceğiz. Bitti hocam. Bu kadar yani e, hiç tanımadığınız bir insana as bin vaili tercih etmiş olacaksınız. Çünkü hakkı ve hukuku haykırmış olacaksınız. Ee... Burada e, yapılan bir takım e, önemli icraatlar var. E, mesela e, Hasam kabilesinden e, gelen bir kişinin kızının korunması, e, zayıfların mallarının alınıp kendilerine teslim edilmesi şeklinde. E, programımızın sonuna geldik. E, i̇nşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz. Geceniz mübarek olsun. Evet, hayırlı kandili. Canlı olsun. E, yayınımız Sultan Ahmet'ten devam edecek. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.